Kerem Can Bulat, Ülker Stadyumundan, Kadıköy'den sana, konuklarına ve bizi izleyen herkese merhabalar diyerek bize yayına başlayalım. Tabii ki özel günlerden bir tanesini yaşıyoruz Türk futbolunda. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tarihi rekabette 398. randevu bugün oynanacak. 17 Ocak 1909'dan itibaren maçlar oynanıyor. Derbide ezeli rekabette büyük heyecan devam ediyor. O heyecanda bir tanesini daha bugün hep birlikte yaşayacağız. Yanımda Mehmet Özcan ve Yusuf Kenan Çalık var. Sizlere de merhabalar demek istiyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Ömer. Yani ben genelde yayın girişlerinde hep atmosferi anlatıyorum ama herhalde çok atmosferi anlatmamıza gerek yok. Arkamızda yoğun bir kalabalık. Stat çevresinde çok yoğun bir kalabalık ki sabah saatlerinden itibaren kalabalığın hemen hemen hiç azalmadı mı? Zaten artarak da devam ettiğini hep söyledim. Yine öyle güzel görüntüler var Ülker Stadyumu çevresinde ki arkadaşlarımız o görüntüleri değerli izleyenler zaten sizlerle buluşturmaya devam ediyorlar diyerekten maçı konuşmaya başlayalım. İki takım aynı puanda ve 5 gün arayla iki derbi oynanacak. Yusuf, derbinin ev sahibi olarak istersen seninle başlayalım. Şimdi ben ilk yayında şunu söyledim. Yani İngilizlerin nasıl Boxing Day'i varsa bizim de artık bir derbi haftamız var dedim. Doğru. Bugün ve Cuma günü iki maç. Bugün tabii bir puan maçı, Cuma günü kupa maçı. Ama iki maç da birbirine bağlantılı diye düşünüyorum. Zaten daha geniş konuşuruz ama iki takım 43 puanda, iki takım da Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan iki takım konumunda şu anda. Bugün nasıl bir maç bekliyorsun? Yani 5 gün sonra derbi olduğu için daha kontrollü bir maç mı bekliyorsun? Yoksa iki takımın da tamamen kendi oyunlarını oynayacağı, rakibine göre davranmayacağı bir maç mı bekliyorsun? İstersen daha geniş bir perspektif bakarak başlayalım derbiye. Öncelikle şehitlerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Daha hani neşeli şartlarda yayın yapmak isterdik ama malum bunları yaşıyoruz. Bu maça gelecek olursak da evet kesinlikle katılıyorum. İki maçın çok ciddi bağlantısı var ve Mehmet'le yayın yaptığımızda geçen son sayfada bu kadar kısa süreli iki derbi üst üste oynandığımı hatırlamıyoruz. Ben hatırlamıyorum en azından. Benim İzlediğim yani derbilerde yoktu. Araya muhakkak başka resmi maç girerdi. Evet. Üst üste iki maç olmadı. Ya bir Türkiye Kupası maçı giriyordu ya bir şeyler giriyordu. Yani bir şeyler oluyordu ama bu sefer çok yakın iki derbi. İster istemez psikolojik anlamda ikisi birbirini etkileyecek. Bu akşam tabii maç bakmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin kendi sahasında geçen sezon kaybettiği maçı düşünürsek biraz da gönülleri alma, biraz liderlik konusunda pekiştirme, biraz da İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi sonrasında işte o derbi serilerinin tekrar başlamasını sağlaması gibi görülebilir. Oyunla alakalı iki takımın oyun planları aslında zaman zaman birbirlerini zedeleyebilecek konular. İşte Galatasaray çok iyi önde baskı yapıyor ama savunma zaafları var. Merkezden özellikle savunması çok rahat dinlenebilen bir takım. Fenerbahçe önde baskı yaparken baskı kırıldığında arkaya çok adam kaçırıyor. Yani birbirine karşı oyun planı oluşturulabilecek iki takım. Ben Fenerbahçe'yi biraz kendi oyununu oynayacak gibi görüyorum. Hatta burada konuşmuştuk Trabzonspor maçında. İsmail Hoca biraz tutucu bu konularda. Genellikle oyun planını çok fazla değiştirmiyor. Kadroda da Fred olmasaydı, hani Fred olsaydı muhtemelen Gidel 11 ile çıkardı. Çift santrfor, işte Osterwolde gibi farklı denemeler olmuş antrenmanda. Bilmiyorum, ben çok şaşırtır beni öncelikle çift santrfor, onu söyleyeyim. Yani şaşırtıcı bulurum bunu. Osterwolde olabilir, ona bir şey demem. Osterwolde'yi çünkü stoperde beğendiğini biliyorum hocanın. Ama nihayetinde Fenerbahçe kendi oyununu oynamaya çalışacak. Rakip yarı sahaya yerleşmeye çalışacak. Dzeko ile ilgili bir sorun yokmuş. Sahada olacağı söylendi en azından. En büyük etken de o olacak sanırım. Yani onun geri dönüşü Fenerbahçe'nin rakip yarı sahada daha iyi oynamasını sağlıyor. Keyifli bir maç olsun. Çok uzun zamandır Fenerbahçe ile Galatasaray arasında keyifli maç izlemedik maalesef. Evet, yani keyifli bir maç olması bizim de tabii ki en büyük dileğimiz. Mehmet, şimdi şöyle çok ilginç bir nokta var. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en fazla açılış golünü atan takımlar. 13 kere Galatasaray, 12 kez Fenerbahçe maçta ilk golü attılar ve bu maçların tamamını iki takım da kazanmayı başardı. Az önce Yusuf'a söylediğim gibi iki takım da Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan iki kulüp ki bu sezon gerçekleşti o başlangıçta. Bu veriler eşliğinde ve 5 gün sonraki kupayı da düşündüğümüz zaman sen geniş tabloda baktığında nasıl bir resim görüyorsun bu derbiyle çok ilgili? Çok denk oyun bekliyorum. Hatta yani sonda söyleyecektik. Başta söyleyeyim. Beraberlik kokan bir derbi. 6 gün sonraki maçla da ilişkilendiriyorum.
ve kim kazanırsa tek farktan fazla bir fark beklemiyorum. Yani geçen sezonki maçlar 3-0 Galatasaray ile yine. Onun öncesi Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. O tarz tek taraflı bir oyun beklemiyorum. Onu çok net söyleyeyim. İki teknik adamı stili zaten İsmail Kartal. Derbi karnesi iyiydi. Fenerbahçe'de 3 dönem görev yaptı ve daha garanti futbol, risk almayan bir teknik adam profili. Okan Hoca da hemen hemen her büyük maça özel planı olan bir teknik adamdı ki bugün de var. İçeride muhtemelen Savaş abi de kadroyu paylaşır. Galatasaray'da da yani olabildiğince galibiyet üzerine kurulu bir kadro göreceğiz. Burada tabii Galatasaray taraftarı olacak 3 yıl sonra. O da önemli. İyi bir atmosfer kuşkusu olacak ama şimdiden söyleyeyim hani lig yarışının ben son ana kadar hatta muhtemelen tekrar umarız birlikte oluruz. Aslantepe'deki bitimi bir hafta kaldı maç bence şampiyonluk maçı olacak ama bu maç da tabii ki çok önemli. İki leveraj önemli. Yani bir takımın 2-0 ya da 3-0 kazanıp onu cebine koyması da 3 değil 4 puanı avantaj oluyor iki leverajı düşünürsek. Evet, iki tane denk takım mücadelesi. İki takımın önemli eksikleri var. Fenerbahçe adına Fred ne kadar önemliyse ben Sanchez'in önemli eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sanchez'i amiyane tabiriyle daha gözü kapalı Dzeko'ya emanet ederdiniz. Yani hem fizyolojik olarak hava topları, çabukluğu, yaşı onu mark etmeye daha müsaitti. Bugün Nelson Abdülkerim ikilisi olacak. Dzeko Sanchez'den ziyade o ikisiyle daha rahat mücadele edebilir bence. Bu Galatasaray'ın da Sanchez'in eksikliğini önemli görüyorum. Bir de tabii sol bekte Barış Alper hamlesi. Bunu da maçta nasıl getirisi olacağını merak ediyorum çünkü karşısında iyi iki tane oyuncu olacak. Burada Barış Alper'e verilecek savunma desteği çok önemli. İrfan Can sonuçta isim üstünde. Ve hani Barış Alper'in önünde oynayacak oyuncunun kim olacağı. Orada da açık söyleyeyim Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyorum. Biraz daha Kerem bu anlamda Zaha'dan daha fazla defans yardımı yapabilir. En azından o bölgede oynamayı sevdiğini biliyoruz. Kontrollü oyun bekliyorum iki takımdan da. Ve hani olabildiğince berabere gidip ikinci yarıda atan kazanır maçı olur ya da berabere biter gibi geliyor bana. Şimdi tam bu noktada işler biraz ilginç bir hal alıyor bence. Çünkü iki takımın da şu ana kadar ligde oynadığı maçlara bakarsak yani çok hareketli, baskın, dominant bir başlangıç yapmayı sevdiklerini biliyoruz. Ama az önce konuştuğumuz konu aslında tam da şununla ilintili. Yani evet daha ligin yarısı, bundan sonra çok maç oynanacak ama bu iki takım da şu ana kadar çok az puan kaybettiği için burada mağlubiyet alacak olan bir taraf olursa ve Süper Kupa'yı da yine bu mağlubiyet alacak olan taraf kaybederse bir anda sanki psikolojik üstünlük de diğer tarafa geçmiş doğru olabilir. Sanıyorum Yusuf teknik adamların kafasının bir noktasında mutlaka bu yer alacaktır diye düşünüyorum. Yani 2024 yılbaşı kutlaması çok kötü geçebilir eğer böyle olursa bir teknik direktör adına. Katılıyorum. Eksikler üzerinden gidecek olursak oyun açısından ben de dengeli bir oyun bekliyorum. Çünkü bir, iki tane derbi oynanacak ve bu iki derbide ikisini de kaybetmek istemez iki tarafta. Doğal olarak biraz temkinli olacaklar. O kadar yüksek baskı açıkçası iki taraftan çok beklemiyorum. Tabii zaman zaman olacak ama yani bunu maça yaymak çok zor olacak diye düşünüyorum. İkincisi Sanchez meselesi önemli. Davinson Sanchez hem iyi bir stoper hem de bence Galatasaray kadrosundaki stoperler arasında derine inen forveti takip edip geri dönüşü en hızlı yapan stoper. Çünkü o olmayınca Nelson başta olmak üzere o derine inen orta sahaya ya da kanatlara doğru deplase olan stoperi takip etmekte zorlanıyor Galatasaray savunması. Sanchez olunca o kolay oluyor çünkü gidip geri hemen dönebiliyor, o boşluğu hemen kapatabiliyor. O çok değerli bir stoper o konuda. O yüzden bence de çok önemli bir eksik. Fenerbahçe tarafında Fred'i anlatmaya çok fazla gerek yok. Olmadığı zaman zaten değerini gördük. Fred'in olmadığı zamanki oyunu çok beğenmemekle birlikte hocanın buna nasıl bir alternatif üreteceğini de açıkçası görmek istiyorum. Çünkü 11'i çok iyi Fenerbahçe'nin. Alternatif oyuncularını tartışabiliriz seçilen oyun planına göre. Başka oyun planlarında yine çok iyi oyuncular. Onu da tartışmıyorum. Ama bu 11 her maç oynayacak diye bir durum yok. İşte sakatlık, ceza vesaire bir sürü şey oluyor. O yüzden alternatif planları da görmek isterim. Burada hatırlarsan Trabzonspor maçında yayı yaparken Fenerbahçe kendi oyununu oynayacak. Abdullah Avcı'nın seçilme maçın gidişatını belirleyecek demiştim. Burada da yine Fenerbahçe kendi oyununu oynayacak. Okan Hoca gördüğüm kadarıyla yine hızlı oyuncuları tercih etmiş. Hızlı düşünen en azından Mertens gibi, Kerem gibi hızlı hareket eden oyuncuları, baskı yapan oyuncuları tercih etmiş. Sanırım burada da top kaybına zorlayarak belki hücum yapmaya çalışacak. Yine Okan Hoca'nın tercihleri bence maçın gidişatını belirleyecek diye düşünüyorum. Peki bu saat dilimindeki bağlantının yavaş yavaş artık sonuna geleceğiz ama şunu da konuşarak tamamlamak istiyorum. Maçın hakemi Arda Kardeşler bütün hafta boyunca konuşuldu. Mustafa İlker Coşkun da VAR'da görev alacak ki
Hani çok da derbilerde aslında Varda gördüğümüz isimlerden birisi değil. Yine Arda kardeşlerden ziyade hani Volkan Bayarslan olur mu olmaz mı diye çok konuşuldu ama biraz sanki hakem çerçevesinde beklenilenin dışında isimler oldu diye düşünüyorum. Biraz süper kupa da düşünüldü. Volkan Bayarslan hemen süper kupaya olabilir. Yani iki maçlık bir görevlendirme de düşünülmüş penaltı olabilir. Penaltı çıkabilir. İki takımda da penaltı almayı oyun stilleriyle müsait oyuncular var. Artı Vardan da müdahale olursa zaten Arda kardeşler penaltı konusunda bence cömert bir hakem. Kırmızı kart konusunda da öyle cömert bir hakem. O yüzden kart eğer penaltı oyun olabilir. Sertleşirse farklı noktaya taşınabilir. Bir de ambiyanstan bahsetmek istiyorum çok kısa. Tabii ki. Atmosfer önemli. Derbiler bence maç başlamadan kazanılan maçlar. Tabii ki saha içindeki planların her şeyin çok önemi var ama ben oyuncu gruplarından hep şunu dinliyordum özellikle Fenerbahçelilerden. Sahaya girerken o giriş anındaki atmosfer bir şekilde maçı nasıl gideceğini, nasıl geçeceğini size anlatıyor. Ben Fenerbahçe tribünlerinin derbi performansını uzun zamandır eleştiriyordum. Bu sezon daha iyi ama bugün daha da iyi olması gerekiyor. Eğer bir galibiyet gerekiyorsa onlara da iş düşüyor. Peki yayını kapatırken sizin istatistiklerinize ek olarak şunu söyleyeyim. 57 ile en fazla kırmızı kart çıkan derbi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Son 12 maçta 10 kırmızı kart var. Bunları zaten ilerleyen yayınlarda daha geniş konuşuruz. Yusuf Kenan Çalık, Mehmet Özcan çok teşekkürler. Değerli izleyenler biz yayını stüdyoya devrederken Yusuf Kenan Çalık ve Mehmet Özcan'la ilerleyen saatlerde de birlikte olacağımızı söyleyelim ve Kerem Can Bulat'a stüdyoya sözü devretmiş olalım Ülker Stadyumu'ndan. Şimdilik bu kadar diyelim.